Herkese merhaba. Bu videoda Banggood üzerinden satın aldığım 5000 wattlık tam sinüs invertörün incelemesi ve evimizde hangi cihazları bu invertörümüzde çalıştırabileceğiz. Bu videoda bunları size göstereceğim. Öncelikle bu ürünü Banggood üzerinden nasıl satın alabilirsiniz? Bunun bilgisini vereceğim. Bu videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki bulunmakta. Vermiş olduğum satış linkine girdiğinizde karşınıza böyle bir sayfa açılacak. Görmüş olduğunuz gibi seçenekler var. Şurada bakın, kredi kartıyla, taksitle nasıl alabiliriz diye sorular vardı. Bu ürün 6 taksite kadar bu ürünü %4.93 vade farkıyla hemen hemen Türkiye'deki bütün banka kartlarıyla bu ürünleri 6 taksitle alabiliyorsunuz. Güç gönderim yeri yazıyor arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda hangi ürün sizin ihtiyacınıza göre ise o ürünü satın alabileceğiniz bir seçenek çıkmakta görüyorsunuz. 12 volt 4000 watt, 12 volt 5000 watt ve alttaki seçeneklerde 24 volt 3000, 24 volt 4000 ve 24 volt 5000. Benim aldığım invertörde 12 volt 5000 wattlık tam sinüs invertör. Çünkü benim sistemim sürekli 12 volt üzerinden ve 12 volt invertörleri almaya devam ediyorum. 5000 wattlık ürünü alırsanız ürünün şu anki güncel fiyatı 1629 TL ve 344 TL'de bu ürünün vergisi ve kargosu bulunmakta. Toplamda 2000 lira gibi bir fiyata bu 5000 wattlık tam sinüs invertörü alacaksanız tabi ben de indirim kuponu veriyorum. Biraz daha indirimli olarak bu ürünü Banggood üzerinden alabilirsiniz. Bu ürün 1,5 haftadır elimde ve ben takım çantası kutusu arkasına yerleştirdim ve gittiğim yerlerde bu ürünü aktif olarak kullanıyorum. Kutu içeriği bu şekilde görüyorsunuz. Yaklaşık 16 milimetrelik iki tane kablo kutu içinden çıkmakta. 300 ile 800 amper arasında akıma dayanabilen kutup başları bulunmakta. İki tane de yedek sigorta var ve şöyle de manuel bir kullanma kılavuzu kutu içinden çıkmakta. Kısaca özelliklerinden bahsetmem gerekirse ürün 5000 wattlık tam sinüs bir invertör. 5000 watt peak gücü oluyor. Sürekli 2500 watt bu invertörden akım çekebiliyoruz. Zaten açıklama kısmında da görmüş olduğunuz gibi 3000 watt invertörden 1500 watt sürekli, 4000 wattlık invertörden 2000 watt sürekli ve 5000 wattlık invertörden 2500 watt sürekli enerji çekebiliyoruz. Giriş gerilimi 12 ile 24 volt, 220 volt, 50 Hz'lik saf sinüs bir invertör. Bu ürünü almamdaki en büyük sebebi tabii ki ebatı arkadaşlar. Diğer 5000 watt invertöre göre biraz daha inceltmişler. Diğer elimdeki invertör şöyle şişmandı ve buraya çok uygun değildi. Kendime güzel bir sistem yapmak amacıyla herhangi bir yere gittiğimde acil elektrik ihtiyacımı bu ürünü karşılamak için böyle bir sistem yaptım. Takım çantam bu şekilde arkadaşlar. Yan tarafına bir tane on-off şarteli konumlandırdım. Şarteli açtığımda görüyorsunuz volt göstergem devreye girdi. Ön tarafında 80 amperlik bir şarj cihazım bulunmakta. 15.5 volt ile içindeki 13.8 volt litio titanat bataryaları şarj ediyor. Hemen şöyle ön tarafında çakmaklık portu koydum. Araç buzdolabımı veya 12 voltta çalışan bütün cihazlarımı buradan çalıştırabiliyorum. 5.5 milimetrelik bir jack da koydum kutu üzerine ve buradan 12 volt 100 watt'a kadar olan bütün cihazlarımı çalıştırabiliyorum. Buraya iki tane kutup başı yerleştirdim gördüğünüz gibi, artı eksi diye yazdım. Aynı zamanda şarj işlemini buradan gerçekleştirebiliyorum ve aynı zamanda aracın aküsü zayıfladığında veya marş basmadığında buradaki kutup başlarından araçtaki aküyü marş aküsü olarak da bu kutuyu kullanabiliyorum. Çünkü içinde 13.8 volt tam 80 amper litio titanat batarya bulunmakta. Şunu şuradan ayırayım şimdi. Görmüş olduğunuz gibi kutu içeriğim bu şekilde. Tam 12 adet 2.3 volt 40 amperlik litio titanat bataryalarım var. 6 seri 2 paralel bağlantı yaptım ve 70 amperlik
Solar şarj kontrol cihazımı da akülerin üzerine yerleştirdim. 70 ampere kadar bataryalarımı bu cihazım sayesinde güneşten şarj etme imkanını sağlıyorum. Oldukça kullanışlı bir hale getirdim. Şebekeden şarj cihazı da burada. Bunu kutu önüne yerleştirdim. O şekilde kullanıyorum. Şimdi invertörümüzün çalıştırma testine geçeceğiz. Geçmeden önce görmüş olduğunuz gibi litio titanat bataryalarımın kablo çıkışları invertörüme bağlı. İnvertörüm 12 voltluk bir invertör ve 5000 watt pik gücüne sahip. Sürekli 2500 watt bir enerji verebiliyor. Bu invertörümüz evimizde hangi cihazları çalıştırabilir? Bunun da bilgisini vereyim. Bu invertörümüz evimizde klima, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, büyük boy dolap, televizyon, aydınlatma, kombi, hemen hemen evimizdeki bütün cihazları bu invertörümüz çalıştırabilir. Çünkü 2500 wattlık akım sağlayabilen bir invertör, oldukça da güçlü ve bir tane de UFO bu ürünle çalıştırabiliriz. Şimdi en büyük sorulardan bir tanesi, gerçekten bu invertör tam sinüs mü? Şu dalga işaretini görüyorsanız bu invertör gerçekten de tam sinüs bir invertördür. Bunun da ispatını yapacağım. Şimdi invertörümüzün düğmesine bastık. Görmüş olduğunuz gibi 15 volt bataryalarımızda ve 220 voltta bir çıkış gerilimine sahip. Bu invertörün tam sinüs olup olmadığına da şöyle bir multimetrem var arkadaşlar. Mustol marka MT8208. Bu ürünün de linkini videomun açıklama kısmına atacağım. Kesinlikle almanızı tavsiye edeceğim bir ürün. Aynı zamanda bir osiloskop olarak da bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Evinizde bir invertörünüz varsa invertörünüz saf sinüs mü değil mi, bu multimetre sayesinde ölçüm yapabilirsiniz. Multimetremin ok konumuna IC akımı getirdim. Şurada da doğru akım yazmakta. Zaten dalgalarından da anlarsınız. Evet. Görmüş olduğunuz gibi multimetrem uyarı verdi. Burada bir tehlike olduğunu bize bildirdi. Çünkü 225 volt şu anda invertörden bir gerilim çıkmakta. Ve çok güçlü bir invertör arkadaşlar. Kesinlikle uçlarına dokunduğunuzda Allah korusun ölüme yol açabilir. Onu da belirteyim. Lütfen dikkatli kullanın. Çünkü invertör olarak bunları 12 volttan 220 volta çıkartıyoruz. Çok basit gözüküyor ama gerçekten de öldürme etkisi yüksek arkadaşlar. Evimize gelen elektrikten hiçbir farkı yok. Şimdi bu multimetremizin R tuşu var görmüş olduğunuz gibi. Bunu basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğumuzda gördüğünüz gibi arkadaşlar dalga boyutunu görüyoruz. Şu an 300 volta kadar ayarlamışım önceden ve 300 volta kadar şu anda gerilim dalgalarını ölçüyor ve Hz'de de gerçekten de 50 Hz olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Cihazımız tam sinüs bir invertör, kare dalga değil ve gerçekten de 50 Hz 220 voltluk bir invertör arkadaşlar. Çıkış dalgaları çok güzel. Evimize gelen elektrikten hiçbir farkı yok ve evimizdeki bütün elektronik ve elektrikli aletleri bu invertörle çalıştırabileceğiz ve herhangi bir problem de olmayacak. Şimdi burada 220 volt 200 wattlık kare dalga sağlayan, yani modifiye sinüs bir invertörüm bulunmakta. Şimdi bunun karşılaştırmasını yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi dalga boyutları bu şekilde. Şimdi bu invertörümün çıkışlarından uçları çıkardım gördüğünüz gibi. Multimetre şu anda hiçbir şey gözükmüyor ve düz enerji sağlıyor. Bu multimetremin prizlerine yerleştiriyorum uçları. Görmüş olduğunuz gibi kare dalga olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Bu kare dalga da hassas olan elektronik cihazlarımızı zarar verir uzun süre kullanımda. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Özellikle televizyonlarda arkadaşlar kondansatör patlatıyor. Bunun bilgisini de vereyim. Çok dikkatli olun. Kesinlikle alırken ucuz invertörleri tercih etmeyin. Tam sinüs dalga işareti olan ve gerçekten tam sinüs invertörleri alın.
Gördüğünüz gibi yaklaşık 1700-1800 watt gücüne sahip bir çay makinem bulunmakta. Bunun için tabii ki güçlü bir enerjiye ihtiyacımız var. Tabii ki 5000 wattlık bir invertörümüz, Leto titanat bataryalı pil paketimiz olduğu için bu tür cihazları çok rahat bir şekilde çalıştırabileceğiz bu cihazla. İnvertörümün düğmesini açtım. İnvertörüm görmüş olduğunuz gibi 220 volta geldi. Kettle'ımın fişini şöyle alta takalım. İnvertör üzerinden kaç volta düşecek buradan da gözlemleyebilelim. İnvertörümüzün kablosunu doğru akım amper ölçebilen bir multimetre bağladım. Bunu da 400 konuma alıyorum şimdi. Şu anda kettle'ı açtım. Kırmızı ışığı yanıyor arkadaşlar. Üst düğmeden bekleme modunda alıyoruz. Gördüğünüz gibi bataryalarımdan şu anda 157 amper bir güç çekiliyor. Bataryalarımız 80 amperdi. Ortalama bu şekilde devam edecek olursa yarım saat içinde içindeki bataryalarımı bitirecek ama yarım saate kalmadan bu görmüş olduğunuz çaycım 10 dakika gibi bir sürede suyu ısıtıp çayını da demliyor. Kalan enerjiyi başka bir şekilde de değerlendirebilirim. Cihaz üzerinde zaten güneş paneli girişlerim var. Güneş paneliyle de beslediğimde bu ürünü kampta, bağ evlerinde yine kullanabilirim arkadaşlar. Cihazım kaynamaya başladı. İnvertörümden de ses geliyor. Şu anda bataryalarımdan 158 amper güç çekilmekte. 13.8 volt 158 amper çekiliyor. Bataryalarımız 13.8 volt. Bunu 158 amperle çarpıyoruz. Bir saniye şöyle 158 amperle çarptığımızda yaklaşık 2180 watt bu görmüş olduğumuz cihazımız invertörümüzden güç çekti. İnvertörümüz tabii bunu rahat bir şekilde karşıladı ve kettle'ımız duyduğunuz gibi kaynadı arkadaşlar. Görüyorsunuz kaynamaya başladı. Kameram buhar olacak bu ara. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi bekleme moduna aldı. 0.14 amperlik bir güç çekiyor. Bunu 40'a getirelim bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar yaklaşık 14 amperlik bir güç çekiyor şu anda. Çünkü buradaki ışığı yeşil yandı ve ekonomik moda aldı cihaz kendine ve akülerimizden çok fazla enerji çekmiyor bu şekilde ve kettle'ımız da soğumamış oluyor. Bu şekilde akülerimizden 14 amper çekip bu şekilde çalışacak olursa da ortalama 5-5,5 saat bu şekilde sıcak kalacak kettle'ımızın içindeki suyumuz. Görmüş olduğunuz gibi Toshiba marka 13.000'lik soğutma, 17.000'lik de ısıtma performansı olan, inverter özelliği olan bir klimam mevcut. Bu klimam da benim diğer testlerden de bildiğim kadarıyla yaklaşık tam güçte 1200 wattlık bir enerji harcıyor. Klimamın kablosunu gördüğünüz gibi seyyar bir şekilde yaptım ve kablonun ucuna da böyle bir priz bağladım. Bunu da testlerimde kullanabilmek amacıyla bu şekilde yaptım. Şimdi klimamın fişini takıyorum ve klimam gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Şöyle kumandası var. Ben bunu açtım ve dit dit sesini duydunuz. Evet, rüzgar sesi de gelmeye başladı ve 17 dereceye aldım. Biraz daha yoğun çalışsın diye. Şu an inverter özelliği olduğu için biraz geç çalışacaktır klimamız. Buradan da kaç amper çektiğini de multimetre üzerinden görebileceğiz. Klimamın soğutması hızlanmaya başladı. İnvertörümün de fanları şu an çalışıyor ve çekilen amper de yaklaşık 37 ampere yükseldi. Bunu 13.8 volt ile çarpacağız her seferinde. Wattı bulmak için tabii ki 13.8 çarpı şu an 37. Gördüğünüz gibi tam 510 wattlık bir akım çekiliyor. İnvertör özellikle bir klima olduğu için gördüğünüz gibi yavaş yavaş yükseltiyor. Şu an 50 ampere yükseldi. Bakalım ne kadar yükselecek onu da görelim.
Akü voltajını buradan göstereceğim ama 13.6 volt yazmakta. Kamera tam bunu dalgalı olarak gösteriyor. Şu an 72 ampere yükseldi. Evet. Şu an yaklaşık 77 amperlerde. Hemen kısa bir hesaplama daha yapalım. Şuradaki 37'yi siliyoruz ve 77 yapıyoruz. Şu anda klimamız 1062 watt bir tüketim yapıyor. İçindeki bataryalarımız da 13.8 volt 80 amperlik bir bataryaydı. Yaklaşık 1100 wattlık bir güce sahip. 1100 watt saat demek oluyor bu. Bu şekilde devam edecek olursa klimamızı 1 saat çalıştırabilecek güce sahip arkadaşlar bu kutunun içindeki bataryalar. Tabii klimamız çok fazla enerji harcadığı için maalesef çalıştırma süresi az. Bunu iki katına çıkarttığımızda 80 değil 160 ampere yükselttiğimizde de çalışma süresi tabii ki iki katına çıkacaktır. Yani 2 saat 2,5 saati yükselecektir. Ne kadar çok batarya o kadar çok çalışma süresi artacaktır. Şu anda klimamız tabii ki tam performansta çalışıyor. Yaklaşık 78 amper bataryamızdan güç çekiliyor. Bataryamız da 80 amper saatti. Demek oluyor ki 1 saat sonra bataryalarımızı tüketecek. Kısaca bu invertörle neler çalıştırabileceğimizi sizlere göstermeye çalıştım. Burada önemli olan tabii ki invertörün wattı çok önemli. Tam sinüs dalga olup olmaması da çok önemli. Bu invertörü aldığımızda bunu besleyebilecek bataryayı da almamız gerekiyor tabii ki. 5000 wattlık bir invertöre besleyebilecek bir batarya tabii ki Türkiye şartlarında çok pahalı. Bunun için 12 volt 200 amperlik bir jel akü aldığınızda ortalama 2500 watt saat bir enerjiniz olmuş olur. Benim gibi bir klima çalıştıracağınız zaman 2 saate yakın süre çalıştırabilir. Tabii klimanızı ekonomik modda çalıştırırsanız çalışma saati de artacaktır. Tabii bunu LiFePO 4 bataryada kullanabilirsiniz. Jel aküye göre birazcık pahalı. Leto bataryaya göre hemen hemen yarı fiyatından daha da ucuz olduğunu söyleyebilirim. Ben her zaman tavsiye ederim bu tür invertörlerde LiFePO 4 bataryayı kullanın arkadaşlar. Ömrü öyle azımlanacak bir şekilde değil. 10 ile 18 yıl gidebiliyor. Bütçeniz iyi ise kesinlikle Leto bataryaları bu şekilde kullanmak isterseniz tavsiye ederim. Çünkü çok güçlü bir invertör kullanıyoruz. Bataryamız düşük olduğu zaman istediğimiz performansa alamayız. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi 2100 wattlık bir çaycıyı kullandım. Bana mısın demedi. Çünkü içinde 80 amperlik bir batarya vardı. Bunun yerine 12 volt 80 amperlik bir araç aküsü kullansaydım emin olun kettle çalışmazdı. Onun yerine 12 volt 80 amper bir jel akü kullansaydım yine kettle'ım çalışmayacaktır. Çünkü akülerden 1C'ye bir akım alabiliyoruz arkadaşlar. Daha fazlasını alamıyoruz. Leto titanat bataryalar tabii benim elimdeki olanlar 10C pik gücüne sahip arkadaşlar. Sürekli 10C akım sağlıyor bize. Kapasitesinin 10 katı demektir. Yani 80 amperlik bir Leto bataryadan tam 800 amper güç çekebilirim. Bu da demek oluyor ki yaklaşık 11 kilowatt saat. Yaklaşık 10.000 wattlık bir invertörü bağlasam bile bana mısın demeden bu bataryalar çalıştıracaktır arkadaşlar. Bu bataryaların en güzel özelliği bu. Tabii ekonomik durumunuz iyi değilse böyle bir invertörde jel akü kullanın. Bu tür büyük invertörlerde kesinlikle araçlardaki aküleri kullanmayın arkadaşlar. Araçlardaki aküler yetersiz olacaktır. İstediğiniz cihazları tam randımanlı çalıştırmayacaktır. Bunları dikkate alın. Sizler de bu invertörü almak isterseniz bu videomun açıklama kısmında invertörün linki, görmüş olduğunuz osiloskop özelliğine sahip invertörlerin herzini, voltajını ve tam sinüs olup olmadığını ölçebilen bir cihaz arkadaşlar. Bunun linkini de videomun açıklama kısmına bırakacağım. Bu ürünü de alabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir multimetre diyebilirim. Aynı zamanda indirim kuponu da bu ürünlerin satış linkinin altında arkadaşlar. İndirimli olarak bu ürünleri Banggood üzerinden satın alabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar.
bir inverter inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.